biraz eğlenelim. Günümüzdeki birçok mutfak makasının sap kısmında tırtıklı bir bölme vardır. Bu sayede maydanoz, dereotu ve nane gibi bitkilerin sapını kolayca ayıklayabilirsiniz. Bu yöntem yaprakları elinizle tek tek toplamaktan daha hızlıdır. Mesela evinizde hiç vazo kalmadıysa topladığınız gülleri sevgilinize bu şekilde verebilirsiniz. Makasın sivri kısmını ona doğrultmamaya dikkat edin yeter. Kutu kolaların açma halkası tersine döndürülebilirdir. Yani pipeti buradan geçirerek kutuya sokarsanız sürekli olarak elinizle tutmanıza gerek kalmaz. Bu açma halkaları 60'ların başında çekme halkalarının yerine üretildi. Çekme halkalarını hatırlıyorsunuz, değil mi? Konserveler için kullanılan bu kapaklar insanlara zarar verebilecek kadar keskindi. Şimdi ise bir açma halkasına pipet takabiliyorsunuz. Yani isterseniz 100.000 milyon baloncuk yapabilir ve ortalığı biraz dağıtabilirsiniz. Satın aldığınız kıyafetlerin yanında İçinde fazladan düğme ve kumaş olan minik bir plastik poşet bulabilirsiniz. Bu kumaşla yama yapabilir ve farklı temizlik ürünlerini üzerinde test edebilirsiniz. Ayrıca kıyafetinizi yıkamadan önce çamaşır makinesinde hangi programın daha iyi sonuç vereceğini de onun sayesinde görebilirsiniz. Hatta istediğiniz takdirde bu kumaş parçasını bir mendil olarak bile kullanıp burnunuzu silebilirsiniz ama bu fikri benden duymuş olmayın. Her yıl 40 milyardan fazla Oreo üretiliyor. Oreo, dünyanın en sevilen bisküvisidir. Bu bisküvilerin üzerine damgalanan geometrik desende Oreo kelimesinin çevresini Nabisco logosu, yani Avrupa kalite sembolü sarıyor. Bugün gördüğümüz çikolatalı bisküvi tasarımını 1952'de William Turnier yaptı. Kulaklık jakları kablosuz teknolojisi yüzünden geçmişte kalabilir. Ama bir kulaklık jakı gördüyseniz fişinin alt kısmındaki halkaları fark etmiş olabilirsiniz. Bir halka tek ses çalma özelliğini gösterir. İki halka sol ve sağ kulaktaki stereo sesi temsil eder. Üç halka olması stereo ve iç mikrofonunuz var demektir. Fruit Loops kahvaltılık gevreklerinin sembolik turuncu, kırmızı, mor, sarı ve misket limonu yeşili halkaları içinde derin bir sır taşıyor. Bu renkler farklı meyve tatlarını temsil etmiyor. O halkaların hepsi aynı meyve tatlarının karışımından oluşuyor. Renkler sadece gösteriş için. Dell'in logosundaki E harfi açılı durur. Çünkü şirketin kurucusu Michael Dell teknolojisinin dünyayı değiştirmesini istiyordu. Bir pusula manyetik kuzey kutbunu göstermek için mıknatıslar kullanır ama gerçekte gösterdiği kuzey değildir. Bir pusulanın kuzey kutbu kuzeyi gösterir. Çünkü kuzey ve güney birbirini çeker. Dünyanın güney manyetik kutbu coğrafi kuzeyin yakınındadır. Kuzey kutbu da dünyanın coğrafi güneyine yakındır. Kafa karıştırıcı, öyle değil mi? Bazen bir yumurtayı kırdıktan sonra gördüğünüz küçük kırmızı noktalar endişelenmenizi gerektirecek bir şey değildir. Minik kan noktalarına tavuk yumurtlarken kan damarında oluşan ufak bir çatlak sebep olur. Kan noktaları olan yumurtaları yemek güvenlidir. Ama isterseniz o nokta çıkarılabilir ve yumurtanın tadını etkilemez. Neyse, içim rahatladı. Ketçap Çin, Malay ve Endonezya gibi birçok kültürden alınmış bir sözcüktür. İlk başlarda anlamı salamura balık sosuydu. İngilizce'de ketchup sözcüğü de ketçapın kabul edilebilir bir yazım şeklidir. Bununla birlikte günümüzde İngilizce'de en yaygın kullanımı okunuşu Türkçedekiyle aynı olan ketçaptır. Airbnb'nin logosu göründüğü gibi bükülmüş bir ataş değildir. İngilizce'deki belonging anlamındaki below adlı bu logo daha fazla anlam ifade eder. İnsanın kafası, gerimi ve aşkı sembolize eden bir kalp var. Hepsi birleştirilince Airbnb'nin simgesi A harfini ve birliktelik sembolünü oluşturuyor. E120 veya doğal kırmızı 4 gıda boyası, diğer adıyla Carmen, minik böceklerden yapılır. Pasta ve şekerlemelerde, hatta içeceklerde bile kullanılır. Şekerlemenin o parlaklığı da böceklerden gelir. Bu Hindistan dişi lak böceğidir. Böcek arkasında ağaçlardan kazınıp kuru gomalak biçiminde şekillendirilen bir madde bırakır ve bu o ışıltılı görünümü verir. Mozilla Firefox logosunda dünyanın etrafını çeviren bir tilki değil bir kızıl pandadır. Firefox adı Çince isminin İngilizce karşılığıdır. Sokaklardaki bakım kapakları güvenlik sebebiyle yuvarlaktır. Antik Roma gibi eski uygarlıklarda bu rögar kapakları kare şeklinde taş levhalardı. Ne yazık ki o kapaklar kazalara davetiye çıkarıyordu. Kare bir kapak düzgün bir şekilde yerleştirilmezse kare delikten içeri çapraz olarak kayabiliyordu. Yuvarlak kapaklar koymak bu sorunu çözdü. Yuvarlak bir kapağın köşesi olmadığı için deliğin içine düşmüyor. Domates aslında sebze değil meyvedir.
Muz ağaçlarının palmiye ağaçlarıyla veya hiçbir ağaçla ilişkisi yoktur. Muz ağacı ottur. Muz bir ot olarak değerlendirilir çünkü bir ağaç gibi odunsu bir gövdesi olmaz. Onun yerine limon otu veya düzeni zencefil gibi bir sukulent sapı oluşturur. Ona orman meyvesi de diyebilirsiniz. Golden Gate Köprüsü'nün rengi bugünkü gibi turuncumsu kırmızı olmayacaktı. Köprünün ilk renginin sarı çizgili siyah gibi başka renklerde olması önerilmişti. Hatta geçen gemilere ve uçaklara özellikle de sık sık bastıran San Francisco sisinde görünür olması için baston şeker gibi boyanması bile düşünülmüştü. Ancak köprüde kullanılan çelik, bastan korunması için turuncu astarla kaplanmış halde gelince mimarı uluslararası turuncu rengini tercih etti ve öyle kaldı. Klavyelerin altındaki ayaklar bileklerinizin daha iyi oturması için ergonomik bir tasarım değildir. Uzun süre ayaklarını açarak kullanmak bileklerinizi yorar ve incitebilir. Üstelik yazmanızı da yavaşlatır. Menteşe ayakların bulunmasının nedeni bakmadan yazmayı bilmiyorsanız harfleri ve sayıları daha iyi görmenize yardım etmektir. Kırmızı biberin rengi tadını ya da acılığını göstermez. Bir kırmızı biber ne kadar küçükse genellikle o kadar acı olur. Bilinenin aksine ona acılığı veren çekirdekleri değil, onları tutan beyaz zarlarıdır. Toblerone'un dağ logosunun içinde arka ayaklarının üstünde duran bir ayı resmi saklıdır. Ayı şu gürültücüyü yemek üzere, tabii ki öyle değil. Logonun böyle olmasının sebebi, ayıların Toblerone'un kurucusunun üçgen çikolatayı yarattığı İsviçre'deki en büyük şehirlerinden biri olan Bern'in önemli bir parçası olmasıdır. Toblerone da kurucusunun soyadı olan Tobler ismiyle bal ve bademli nougat anlamına gelen İtalyanca torone sözcüğünün birleşimidir. Şirin, karnım acıkmaya başladı. Siz ne durumdasınız? Yerde kaybolmuş bir küpe ya da rozet mi arıyorsunuz? Elektrik süpürgesinin borusunun ucuna bir naylon çorap geçirin ve yerde gezdirin. Bunu yaparken süpürgeyi çalıştırırsanız daha iyi olur. Mobilyalardaki erimiş mum kalıntılarını buz küpleriyle temizleyebilirsiniz. Kazıyarak çıkarmak için cilasını zedelemek yerine bir plastik poşete buz koyun ve birkaç dakika mumun üzerinde bekletin. Mum soğuyup sertleşir ve çıkarmak çok daha kolay olur. Duvardaki mum boya izleri anne ve babaların korkulu rüyasıdır ama onları çıkarmak için bir saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. İzleri birkaç saniye ısıtın, sonra kolayca silebilirsiniz. Yeni yün kazağınızın batmaması için saç kremi kullanabilirsiniz. Kazağa birkaç yemek kaşığı saç kremi koyduğunuz ılık suya bastırın ve 15 dakika bekletin. Kuruyunca kazağınızın çok daha yumuşak olduğunu göreceksiniz. Küvetinize banyo köpüğü döktüğünüz zaman oluşan baloncuklar sadece eğlence için değildir. Baloncuk tabakası yalıtım görevi görür ve banyo suyunu daha uzun süre sıcak tutar. Bir dahaki sefer işe gitmek için hazırlanırken gömleğinize dikkatli bakın. Bütün ilikleri dikey olarak açıldığı halde son iliği yatay, öyle değil mi? Çünkü gömleğinizin etek kısmı basenlerinize denk geldiği için en çok gerilen kısmıdır. Yatay ilik bir hata değil. Kalçalarınız hareket ettikçe gömleğin yırtılmasını engelleyen bir önlemdir. Hey, kalçalar yalan söylemez. Sırt çantanızdaki baklava şeklindeki parça fazla malzemelerinizi deliklerinden kordon geçirerek oraya bağlayabilmeniz için yapılır. Kampta ya da uzun doğa yürüyüşlerinde çok işe yarar. Sipariş ettiğiniz Çin yemeğini gelince bir tabağa boşaltıyorsanız boşuna zahmet ediyorsunuz. Fast food restoranlarındaki sos kapları gibi karton Çin yemeği kutuları da açılarak yemeğe uygun bir tabak haline gelebilir. İçi boş lollipop çubuğundaki delik, yuttuğunuz zaman boğulmanızı engellemek için değildir. Aslında o delikler şekeri yerinde tutuyor. Fazla şeker boş çubuğa akar. Sertleşince şekeri oraya sabitler. Düz bir çubuk olsaydı şekeriniz çubuktan kayıp giderdi. Bazı gökdelenlerde bir asansör ve bazı karmaşık makinelerden başka bir şey olmayan boş katlar bulunur. Bunlara teknik kat denir ve binanın işlevini düzgün bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Fakat böyle yüksek binalarda yükseklik sınırı sorunuyla başa çıkmak için de bu katlar kullanılır. Bazı gökdelenlerin sahip olabileceği kat sayısı sınırlıdır. Ama teknik katlar konut veya iş yeri olarak kullanılmadığı için bu sayıya dahil olmadan binanın yüksekliğini arttırırlar. Böylece yönetmelikleri delmeden binanın daha heybetli görünmesini sağlarlar. Bu katlar yangının yayılmasını engellemeye de yardımcı olur.
Asansör kapılarına dikkatlice bakarsanız minik bir delik olduğunu fark edersiniz. Bu delik acil durumlarda ya da düzenli bakım kontrollerinde kullanılan bir anahtar deliğidir. Asansörde kapalı kalırsanız teknisyen ana anahtarı kullanarak sizi oradan çıkarabilir. Tuz sadece yemeklerde kullanılmaz. Bunun gibi kötü kokulardan kurtulmanızı da sağlar. Sarımsak doğradıktan sonra parmaklarınızı tuzla ovarsanız kokuyu alacaktır. Bu ayakkabılarda da işe yarar. Ekmek kızartıcılarının alt kısımlarında gizli bir sürgüsü olur. Bu can sıkıcı ekmek kırıntılarını onu çekerek temizleyebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın klavyesine bir bakın. F ve J tuşlarında küçük çıkıntıların olduğunu göreceksiniz. Parmaklarınız en uygun yazma pozisyonundayken işaret parmaklarınız bu iki tuşa denk gelir. Bu çıkıntılarda klavyeye bakmadan parmaklarınızı doğru bir şekilde yerleştirmeniz için eklendi. Giysilerinizi düşük ısıda hatta soğuk programda yıkamak ömürlerini iki kat uzatır. Kurutucu kullanmak yerine ipe asarak kurutursanız da daha uzun süre dayanmalarını sağlarsınız. Onları ne kadar az yıkarsanız daha az solar ve daha az çekerler. Böylece elektrik faturasından da tasarruf edersiniz. Kitaplardaki boş sayfalar aslında yazarın imzalaması için boş bırakılmıyor. Bu tamamen üretim süreciyle ilgilidir. Kitaplar büyük tabaka kağıtlara basılırlar. Bir tabaka kağıt 4 basılı sayfa alır. Bir kitabın basılı sayfa sayısı tekse kitabınızda not alabileceğiniz boş sayfalarınız da olur. Market arabalarındaki kancaların düşündüğünüzden daha çok işlevi var. O şık beyaz ceketinizi arabanın içine, havuçların ve kolanın yanına koymak istemezsiniz, öyle değil mi? Bu küçük kanca, arabadaki eşyaları daha kolay düzenlemenize yardımcı olarak alışverişin keyfini çıkarmanızı sağlar. Bende işe yarıyor. İyi bir kapı kolu pirinç, bronz veya bakır alaşımından yapılır. Bu metallerin mikrop karşıtı özellikleri vardır. Böyle yüzeylerde bakteriler daha yavaş yayılır. Üstelik mikropları birkaç saatte yok eder. Fıstık ezmesini doğru saklamanın tek bir yolu var. Normal bir şekilde koyarsanız çok geçmeden katılaşır. Buradaki taktik, kavanozu baş aşağı koyarak yağın dibe çökmeyerek eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Köpeğin fıstık ezmesine bayılıyor. Sizinki seviyor mu? Hangi kahve dükkanına giderseniz gidin, bütün tek kullanımlık bardaklar birbirine benzer. Sadece logoları farklıdır. İşin sırrı bardağın, içeceğinizin tadını daha iyi çıkarmanızı sağlayan şeklindedir. Üst kısmı daima daha geniş olur. Böylece içerken burnunuzu kolayca yerleştirebilirsiniz. Alt kısmı daha dar olduğu için eli küçük olan biri bile kolayca tutabilir. Hem bu genişlik farkı sayesinde bardakları iç içe koyarak daha az yer kaplayacak şekilde saklayabilirsiniz. Bozuk süt, gaz salar. Gerçi çoğu gıda öyle değil midir? Klasik bir plastik süt şişesinin yan kısımları içe doğru girintilidir. Şişenin içinde gazlar genleşince şişe de genleşir ve o girintili kısım dışarıya doğru çıkar. Ayrıca sütü sonraya saklamak için dondurursanız süt katılaşınca daha fazla yer kaplayarak şişenin yine genleşmesine neden olur. Neredeyse her şerit metrenin ucunda metal bir parça bulunur. Bu metal kısmı şerit metreyi bir çiviye veya vidaya asarak daha kolay ölçmek için kullanabilirsiniz. Bazen bir tarafında sivri bir çıkıntısı da olur ve kurşun kaleminiz yoksa ölçümünüzü işaretlemek için o çıkıntıyı kullanabilirsiniz. Nintendo kartuşunun tadına baktıysanız tadının iğrenç olduğunu ve ağızda ekşimsi acı bir tat bıraktığını bilirsiniz. Keşke denemeden önce dinleseydiniz. Bu kartuşlar denatonyum benzoatla kaplıdır. Bu madde bilinen en iğrenç tatlardan birine sahiptir. Aslında bu tadı iyi bir amaçla kullanıyorlar. Bu insanların kartuşları yutmasını engelliyor. Madeni paraların tırtıklı kenarları sadece bir tasarım özelliği değildir. Eskiden madeni paralar gerçek değerini göstermesi için değerli metallerden yapılırdı. İnsanlar kenarlarını tıraşlayarak o kırıntıları eritip yeni paralar yapıyordu. Bunu engellemek için paranın kenarlarına o dokuyu vererek insanların paranın daha önce tıraşlanıp tıraşlanmadığını anlamalarını sağladılar. Askeri metal benzin bidonlarının 3 kulplu olmasının amacı, iki kişinin onu daha kolay taşımasını ve yakıtı eşit bir şekilde dağıtmasını sağlamaktır. Limonu mikrodalgada biraz ısıtırsanız daha fazla suyunun çıktığını göreceksiniz. Isı donmuş zarlarını yumuşatarak limon suyunun daha kolay akmasını sağlar. Sonuçta ne mi oluyor? Daha fazla limonata yapabiliyorsunuz. İçme sularının üzerindeki son kullanma tarihi, suyun bozulacağı tarihi göstermez. Su bozulmaz ama içinde bulunduğu şişe zamanla güvenli olmayan kimyasalları suya salmaya başlar. İşte size bir deney fikri.
Tonik, ultraviyole siyah ışık altında fosforlu görünebilir. Tonik kinin içerir ki bu madde onu hem daha acımsı yapar hem de ışıldamasına neden olur. Tabakların ve fincanların renkleri gıdaları nasıl algıladığınızı etkileyebilir. 57 gönüllüden oluşan bir grup farklı fincanlardan sıcak çikolata içmiş ve çoğu kişi turuncu fincandaki sıcak çikolatanın en iyisi olduğunu söylemiş. Diyet yapanlar için en uygun tabak rengi kırmızıdır. Dikkat çekici bir renk olduğu için farkına varmadan daha... Peki ya, hiç mezuraların sonunda küçük bir delik olduğunu fark etmiş miydiniz? Bu deliği ölçüm yapmak için çektiğiniz o metalik kısımda bulabilirsiniz. Aslına bakarsanız boyutu tam olarak sıradan çiviler kadardır ve kullanıcılarının mezurayı bir çivinin üzerine yerleştirip destek alarak çekmesi için tasarlanmıştır. Ben de denemek için sabırsızlanmaya başladım. Defterinizdeki kenar boşluklarına gelecek olursak, bu aralıklar yazılan notları farelerden korumak için icat edildi. Hayır, fareler matematik ödevinizden kopya çekmeye çalışmıyordu. Şöyle ki, insanlar zamanında farelerle aynı ortamlarda yaşıyordu. Bu çağlarda fareler sık sık kağıt kemirirdi. İşte bu yüzden insanlar bilginin tamamıyla kaybolmaması için kenar boşluklarını geliştirdi. Yazı bu sayede kağıdın ortalarına doğru kaydırıldı ve aynı zamanda bu kemirgenlerin gazabından da korunmuş oldu. Belki de bilgiyi sindirmek tabiri buradan geliyordur. Peki ya uçak pencerelerinin altındaki o ufak deliklere ne demeli? Bunların kabin içindeki hava basıncını ayarlamak gibi aşırı önemli bir işlevleri var. Bir başka deyişle uçakların göklerde rahatça süzülmesini sağlarlar. Büyük sorumluluk değil mi? Bu arada uçaklardaki katlanır masalar bütün kabin içindeki en mikroplu yerlerdir. Çalışmalar masalardaki mikrop miktarının tuvalet sifonundakinden 8 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Peki şimdi bir yolcu uçağını ortadan ikiye kesip içeride ne olduğunu görmeye ne dersiniz? Yani 3 aşağı 5 yukarı şöyle görünürdü. En üstte sıra sıra koltuklar bulunur. Depolanması gereken her şey de aşağıda olur. Burada yolcuların valizleri, acil durum malzemeleri, kanat mekanizmasının bazı parçaları ve daha niceleri vardır. Şimdi de bowling toplarına geçiyoruz. Evet biliyorum çok da sağlam geçemedik. Ha olsun. Bowling toplarının için neye benzer hiç merak ettiniz mi? Profesyonel bir bowling topunu ortadan ikiye keserseniz tanıdık bir şekil görürsünüz. Yakından bakın, gördünüz mü? Sizce de olumlu bakın logosuna benzemiyor mu? Neyse, profesyonel bowling topları herkesin kolayca erişebileceği salonlardakilerden farklıdır. Bunun sebebi ise şık hareketler yapabilecek şekilde tasarlanmalarıdır. Aslına bakarsanız içlerinde oldukça karmaşık bir mühendislik yatar. Yetenekli profesyonel oyuncuların bütün pinleri daha kolay düşürebilmesi için yapılmışlardır. Profesyonel olanların ağırlığı, topun şerit boyunca ilerlediği sırada içeri doğru itiş kuvveti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Buysa şerit kenarlarındaki çukurlara düşmelerini zorlaştırır. Toplar demişken, gelin ve şimdi de beyzbol topunun içine bakalım. Üreticileri topun yumuşak ve aerodinamik olması için onu çeşitli katmanlarla üretir. En iç katmandan başlıyoruz. Burada çevresi siyah lastikle kaplı olan bir mantar bulunur. Ardından kırmızı bir lastik katmanını 2 veya 3 sıra yün ipliği takip eder. Sonrasında ise üstündeki zarif kırmızı dikişleri sayesinde her şeyi bir arada tutan beyaz deriden bir örtü bulunur. X ışını görüşünüz olsaydı ve insan kemiklerinin içini görebilseydiniz ne olurdu? Biraz ürkünç olurdu. Bence dikkati en çok çeken şey kemiğin merkezindeki örümcek ağ benzeri yapıdır. İşin aslında bu, kemiklerinizin içinde bulunan son derece yoğun ve karmaşık bir sinir yapısıdır. Şanslısınız değil mi? Şimdi size bir bilmecem var. Yuvarlak olan, okyanus kenarında bulunabilen ve New York'taki şu neredeyse tamamı rampalardan oluşan Guggenheim Müzesi'nin tepeden görünüşünü andıran şey nedir? Nautilus kabuğu dediyseniz bildiniz. Nautilus, kumsallara yakın olan sayısız hediye dükkanında kolayca bulabileceğiniz bir çeşit kabuklu deniz yaratığıdır. Mat beyaz bir dış katman ve parıltılı beyaz bir iç katman olmak üzere iki katmandan oluşur. İkiye bölmeniz durumunda da Guggenheim Müzesi'nin içine benzer. Sarı sabır ya da yaygın adıyla aloe vera yaprakları oldukça şifalı ve aynı zamanda nemlendirme için birebirdir. Ayrıca bir sarı sabır yaprağının içine bakarsanız şeklinin oldukça tatmin edici ve rahatlatıcı olduğunu görürsünüz. Sonuçta hangimiz jöle dolu bir havuz hayal etmemiştir ki?
herhalde bir tüp diş macunundan daha sıradan ve sıkıcı bir şey yoktur. Ancak çeşitli renkler barındıran bir tüpü kesip içine bakacak olursanız kesinlikle böyle düşünmezdiniz. Bu tarz diş macunlarının içine renkleri birbirine karışmasın diye bariyerler eklendiği dedikodusu vardır. Ancak ortadan ikiye kesmeniz durumunda içinde yalnızca bir hazine olduğunu görebilirsiniz. Aslında renkli şeritleri olan bir diş macunu üretebilmenin ardında ciddi bir bilimsel efor yatar. Bir uzmanın dediğine göre her şeritteki macunun aynı fiziksel özelliklere sahip olmasının sağlanması gerekmektedir. Bu sayede renklerin birbirine karışması doğal yollarla engellenir. İşte bu yüzden bir tüpü kesip açarsanız farklı renklerde dilimlere sahip bir pizza görüntüsüyle karşılaşırsınız. Dolabınızı açtığınızda hiç değilse birkaç tane ahşap askı bulursunuz. Bunlar genellikle doğal olarak güve kovucusu diye bilinen sedir ağacından yapılır. Kısacası sedir askılıklar kıyafetlerinizi olası bir güve istilasından korur. Göz kalemi kimileri için gündelik hayatın bir şartıdır. Evet tabii ki de. Peki ya antik Mısır döneminde hem erkeklerin hem de kadınların gün ışığından korunmak için gözlerine sürme çektiklerini biliyor muydunuz? Sürmenin böyle bir işlevi olabileceğini keşfettikleri için Mısırlılara bir alkış alalım. Şimdi bir de Mısırlı gibi çekmeyi öğrenebilsem tamam olacak. Normalde koltuk başlıklarını ne için kullanırız? Başımızı dinlendirmek için değil mi? Ancak o kadarla kısıtlı değiller. Görünüşe göre başlıklar koltuklardan rahatlıkla çıkarılabilir ve acil durumlarda araba camlarını kırmak için kullanılabilirmiş. İşte bu oldukça sınırlı sayıda insanın bildiği bir numara. Kapı önü paspaslarını muhtemelen çoğumuz gibi yatay koyarsınız. Ancak paspaslar ayakkabıların tabanındaki kiri eve girmeden önce toplamak için kullanılır. Dolayısıyla bu özellikten tam olarak yararlanabilmek için paspaslarınızı dikey bir şekilde yerleştirmelisiniz. Bu sayede eve girmeden önce paspas üzerinde daha fazla adım atarsınız. Sıra geldi sonuncuya. Her ne kadar suçlayıcı konuşmak istemesem de muhtemelen evinizi bunca zamandır yanlış süpürüyordunuz ve bunu kanıtlayabilirim. Çoğu insan yerleri ve halıları sadece tek yönde veya ileri geri birkaç kere süpürür ve bunu yapmanın bütün tozu temizlediğini düşünür. Ancak temizlik uzmanlarına göre en iyi süpürme yöntemi sıralar halinde gitmektir. İlk olarak süpürgeyle düz bir hizada halının sonuna kadar gidin. Ardından halıyı kabarttığınız aynı çizgi üzerinde geri gelerek ilk süpürmede toplanmayan tozu toplayın. İşte buna verimli temizlik denir. Öte yandan bir de benim ev temizleme anlayışım var. O da şöyle haşin bir bakarım ve süpürmüş kadar olurum. Ne de olsa o koruyucu toz tabakasını rahatsız etmemek lazım değil mi? Şekeri bittikten sonra bir lollipopun çubuğu üstünde gördüğünüz o garip minik delik aslında bir düdük değildir. Bunun üretim aşamasıyla ilgili bir amacı vardır. Sıcak ve erimiş karamel kalıba dökülürken bir kısmı da bu gizemli deliğe girer ve orada sertleşir. Şeker bu sayede çubuğa tutunur ve düşmez. Klavyedeki harfler öyle rastgele bir şekilde düzenlenmemiştir. İlk klavye bir daktiloda kullanılmıştı. Daktilograflar işlerinde zamanla o kadar iyileştiler ki gereğinden fazla hızlı yazabilmeye başladılar. Bu yüzden tuşların kolları bir süre sonra düğümlenip tıkanmaya başladı. Üreticiler de daktilograflar yavaşlasın ve makineler bozulmadan çalışmaya devam etsin diye tuşların yerlerini bilinçli bir şekilde daha rastgele yerleştirmeye karar verdi. Siz de AVM'lerdeki yürüyen merdivenlerin yanlarında bulunan fırçalara ayakkabılarınızı temizlemeyi sever misiniz? İster inanın ister inanmayın, bu onların asıl amacı değil. Orada olmalarının sebebi güvenlik. İnsanların çantaları ve kıyafetleri kenarlara çok yakın durduğunda yürüyen merdivenlere takılırdı. Ancak bu plastik tüyler insanların akıllarıyla oynayıp ayaklarını yürüyen merdivenlerin kenarlarına yaklaştırmalarını engelledi ve bu sayede kazaları önlemiş oldu. Çoğu insan tel tokaların kıvrımlı olma sebebini modayla bağdaştırır ve bu yüzden onları çoğunlukla kıvrımlı kısmı yukarıda kalacak şekilde takar. Ancak o küçük kıvrımlar aslında daha fazla saç kavrayıp tokayı yerine sabitlemek için oradadır. Yani neymiş? Kıvrımlı taraf alta gelecekmiş. Muhtemelen çoğu mezuranın ucunda ortası delik bir metal parçası olduğunu fark etmişsinizdir. Elleriniz doluysa bu deliği bir çiviye takabilir ve ölçümünüzü öyle yapabilirsiniz. Daha yakından bakarsanız metal parçasının bir tarafının küçük dişleri olduğunu görürsünüz. Buysa bu dişleri kullanarak istediğiniz yeri işaretleyebileceğiniz anlamına gelir. Yani kaleme ihtiyacınız bile olmaz. Uçaklarda çok zaman geçiriyorsanız muhtemelen pencerelerin alt kısmında bulunan o küçük deliği fark etmişsinizdir. Endişelenmenize gerek yok.
Bu ufaklık aslında biz yükseklerde süzülürken güvende kalmamızı sağlar. Adı da basınç deliğidir. Yolcuları dışarıdaki basınçtan koruyan bu deliği 3 katlı pencerelerin ortanca katmanında görebilirsiniz. Delik ufak olabilir ancak dış pencere katmanının üstündeki bütün basıncı alır. Aynı zamanda bu basıncı yavaş yavaş kabin basıncına maruz bırakır ve pencerelerde oluşabilecek basınç dengesizliklerini düzeltir. Heinz ketçap şişesinin ortasından suratınıza sürekli bakan bir 57 numarası vardır. Firmanın dediğine göre insanların sadece %11'i bu numaranın aslında ürün etiketiyle bir alakası olmadığını biliyormuş. Bu nokta aslında sosunuzu tabağa dökmek için vurabileceğiniz en etkili bölgeyi gösterir. Yani bir sonraki sefere size inatçılık yapan ketçap şişelerinin alt kısmına vurup durmanıza gerek yok. Buraya vurmanız yeterli olacaktır. Kupaların altındaki oyuklar onların bulaşık makinesinde yıkanmasını kolaylaştırmak için oradadır. Kupanızı ters bir şekilde yerleştirirseniz bu oyuklar sayesinde suyu biriktirmek yerine üstünden akıtır. Bu sayede de bardakları çıkardığınız sırada ayaklarınıza su dökülmesini engellemiş olursunuz. Oyuklar aynı zamanda serin havanın kupa altından geçmesini de sağlayarak sıcak içecekler koyduğunuzda kupalarınızın çatlamasını engeller. iPhone kamerasının yanındaki o ufak noktayı fark etmiş ve belki de flash olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ancak hayır, o bir flash değil. Arka kamerayı kullanırken sesleri yakalamaktan sorumlu bir mikrofon. Canınız bir daha hızlıca bir şeyler atıştırmak ister de McDonald's patates kızartması yemeye karar verirseniz kutunun tepesinde bulunan bükülebilir kanatçıya bir göz atın derim. Kimileri bunu kızartmalara doğru bükmeyi sever. Bu sayede patateslerinizin üstünü kapatabilir ve sıcak kalmalarını sağlayabilirsiniz. Ancak o kadar sabırlı değilseniz kanatçı arkaya bükebilir ve kutuyu bir kızartma tabağına dönüştürebilirsiniz. Yine de yeterince sıkı katladığınızdan emin olun. Ne de olsa katlandığı yerden kapanmasını ve bütün sosların üstünüze sıçramasını istemezsiniz, öyle değil mi? Ben ettim, siz etmeyin. Etraf berbat oluyor. 1970'li yıllarda insanlar diş macunlarının sadece ağızlarını temiz tutmaya değil, aynı zamanda nefeslerini tazelemeye yaramasını da istemişti. Aquafresh markası da bu talebi karşılamak için kollara sıvadı ve ürünlerine mavi bir şerit ekledi. İnsanlar dişlerine ve diş etlerine daha fazla dikkat etmeye başlayınca da macunlarına üçüncü kırmızı renkli bir şerit daha eklediler. Macunun artık tazelik, temizlik ve plak kontrolü olmak üzere 3 işlevi vardı. Evet evet, düz beyaz diş macunları da aynı faydaları sunabiliyor. Ancak markalar yine de macunlarına şeritler eklemeye hala devam ediyor. Diş macunu demişken, tüplerin altında bulunan renklerin ne olduğunu biliyor musunuz? O renklerin aslında özel bir anlamı yok. Üretim sürecinde ışık alıcılarının tüplerin sonlarını anlaması için oradalar. Makine bu sayede tüpü doğru bir şekilde kesip kapatabiliyor. El temizleme jelleri günümüzde yaygınlaşmıştır ve onları ellerinizi temizlemek dışında da birçok farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Mesela kıyafetlerinizden leke çıkarmak istediğinizde harikalar yaratabilirler. Bu jeller, üstünüze döktüğünüz yağlı şeyleri parçalar ve yağ sökücü olarak sağlam bir iş çıkarır. Ayrıca sıcak bir günde deodorant olarak bile kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın başındaysanız klavyenize bir bakar mısınız? Gerçi değilseniz de sorun değil. Hemen sizin için ekrana bir tanesini getiriyoruz. Klavyenizdeki tuşlar yüksek ihtimalle QWERTY dizilişine sahiptir. Bu klavye düzeni adını ilk sıradaki harften almaktadır. Fakat ne var biliyor musunuz? Klavyeler her zaman bu şekilde değildi. Eskiden alfabetik sırayla dizilen tuşlara sahip klavyeler kullanılıyordu. Gerçeği düşününce çok da mantıksız gelmiyor değil mi? Alfabetik dizilim uzun zaman önce daktilo denen şeylerin ortaya çıkmasıyla birlikte tercih edilmemeye başlandı. Onları hatırlıyor musunuz? Siz bir harfe bastığınızda metal bir çubuk yerinden fırlardı ve ucundaki metal parçada yer alan harf önce mürekkepli şeride değerdi, sonra da kağıda çıkardı. Daktilocular zaman geçtikçe hızlanmaya başladı. O kadar hızlandılar ki harfler birbirine karışıyordu ve yazdıkları şeyin tüm akışını bozuyordu. Bu sorunu çözmek için klavyedeki harfler kullanım sıklıklarına göre dağıtılmaya başlandı. Yeni tasarım sayesinde yazmak daha zor hale geldi. Bu da daktilocuların yavaşlamasına yol açtı. Bu sayede sıkışan harflerin devri de kapanmış oldu. İyi de oldu. Artık ne hareketli baskı çubukları var ne de daktilolar, yani istisnalar hariç. Günümüzde insanlar mevcut olan klavye düzeni sayesinde hala hızlı yazabiliyorlar. Fakat insan merak etmeden duramıyor. Kim daha hızlıydı? Acaba eskiler mi, günümüz mü? Peki klavyelerin gizli bir özelliğini öğrenmek ister misiniz? F ve J harflerinin üzerinde bulunan çıkıntıları fark etmiş miydiniz? Bu çıkıntıların orada olmalarının amacı, kullanıcının klavyeye bakmasına gerek kalmadan parmaklarını hizalamasını sağlamaktır. S
Sabahları tamamen uyanmanızı sağlayan şey en sevdiğiniz kahveciden satın aldığınız favori kahveniz olabilir. Fakat sıcacık kahvenizle evinize ya da çalışma masanıza döndüğünüzde klavyenizin yanından akan damlalar yüzünden masanızı kirletmekten çekiniyor olabilirsiniz. Ama endişelenmeyin. Bardağınızın üstündeki plastik kapağın tek faydası içeceğinizi sıcak tutmak değildir. Bunun yanı sıra harika bir altlık olarak da işlev görebilir. İnanmıyorsanız kendiniz deneyin. Sıradaki madde evde yemek yaparken işinize yarayacak. Siz de benim gibiyseniz tek seferde ne kadar spagetti yiyebileceğinize karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Fakat eğer bir spagetti kepçesine sahipseniz işiniz kolay demektir. Çoğu insan kepçenin ortasındaki bu küçük deliğin ne işe yaradığını bilmez ve sadece suyu tahliye etmeye yaradığını düşünür. Ancak bu delik aslında kusursuz porsiyonu hesaplamak için yapılmıştır. Bu boşluğa sığdırabileceğiniz spagetti miktarını bir porsiyon olarak hesaplayabilirsiniz. Bir süpermarkette kıyafet askısı satın aldığınız sırada plastik olanların ahşap olanlardan daha ucuz olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun ardında oldukça geçerli bir sebep yatmaktadır. Ahşap askıların sedir ağacından üretiliyor olması. Bu iki ürün arasındaki en büyük farksa sedir ağacının böcekleri ve güveleri uzak tutmasıdır. Daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları da cabası. Yani dolabınızda uzun süre kalacak kıyafetler için idealdirler. Dişlerinizi fırçalarken diş fırçanızın üzerinde bulunan mavi kılları fark etmiş olabilirsiniz. Bunların amacı sadece hoş bir görüntü oluşturmak değildir. Aslına bakarsanız size diş fırçanızı değiştirme vaktinizin geldiğini haber verirler. Fırça kullanım yüzünden yıprandıkça bu kıllar da gücünü kaybeder ve rengi soluklaşmaya başlar. Bu sayede size fırçanızın değişim zamanının geldiğini gösterir. Mikrodalga fırınlar bazen küçük bir televizyonu andırır. Özellikle de üzerlerinde siyah film olduğu bariz olanlar mini televizyonlar gibi durur. Aslına bakarsanız bu siyah film radyasyonun sızmasını önlemek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bunların teknik adı Faraday kafesidir. Bir mikrodalga fırınının karşısında erimeden bekleyebilmenizin sebebi onlardır. Tabii bu çalışan bir mikrodalga fırının önünde beklemeniz ve içindeki yiyeceğinizin ısınmasını izlemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Ama artık en azından üçüncü bir kulağınızın falan çıkmasına sebep olmayacağını öğrendiniz. Bazı fırınların altında bir çekmece bulunur. Bu çekmeceyi sık kullanmadığınız ürünler için bir depolama alanı olarak kullanmak cazip gelse de bu, yapılma amaçlarının dışındadır. Bunun yerine sıcak şekilde sunmanız gereken yemekleri burada tutmalısınız. Fırından çıkardığınız yemekleri bu çekmeceye koyarak sıcak kalmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi de bir uçaktasınız diyelim. Etrafınıza bakıyorsunuz ve kalkıştan önce zaman geçirmeye çalışıyorsunuz. Pencereyi incelediğiniz sırada en alt kısımda bulunan küçük bir delik dikkatinizi çekiyor. Korkmayın, pencereniz kırık falan değil. Bu deliğin amacı uçağın havada kaldığı süre zarfında oluşacak basıncı serbest bırakmaktır. Ayrıca hava geçişine de izin verir. Peki daha önce bir yürüyen merdiven kullanırken kenarlarında bulunan fırçalarda ayakkabılarınızı temizlemeyi denediniz mi? İtiraf edeyim, bunu ben de yaptım. Hatta birden fazla kez. Fakat bu fırçaların amacı ayakkabılarımızı temizlemek değildir. Aslında ciddi bir güvenlik önlemi olarak oradadırlar. Onlar sayesinde ayakkabı bağcıklarınız, kıyafetleriniz ve diğer eşyalarınız merdivende sıkışmaz. Siz de inmeden önce büyük bir kaza yaşamamış olursunuz. Bazen yeni kıyafetlerinizin yanında küçük bir kumaş parçası olur. Bu kumaş parçasının yanında genellikle birkaç tane de düğme bulunur ve küçük plastik bir poşetin içerisinde dururlar. Bunun kıyafetinizi yırtmanız durumunda yama olarak kullanılmak üzere orada olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Lakin amacı çok daha farklıdır. Esasen bu kumaşı çamaşır makinesinde farklı yıkama programlarında nasıl sonuçlar alacağınızı kontrol etmek için kullanmalısınız. Böylelikle en sevdiğiniz pahalı montunuzun yıkamaya nasıl tepki vereceğinden veya çekmesinden endişelenmenize gerek kalmaz. Baloncuklar. Kim baloncukları sevmez ki? Birçoğumuz çocukken bu oyuncaklarla harika zaman geçirmişizdir. Lakin yetişkin oldukça bu duyguya en yakın bulduğumuz şey bir köpük banyosu olur. Yoğun bir iş gününün ardından sıcak ve köpüklü küvete girmek kadar güzeli yoktur. Sizce de öyle değil mi sevgili izleyenler? Ayrıca burada kullandığınız baloncuklar sadece sizi temizlemekte kalmaz. Eğer yüksek kaliteli baloncuklarsa aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlar. Bu sayede küvetiniz çok daha uzun süre sıcak kalır. Bir dahaki sefere işe gitmeye hazırlanırken giydiğiniz gömleğe dikkatlice bakın. Gömleğin her bir düğmesinin deliği dikey olarak dikilmiştir. Ancak en son deliğe bakarsanız o deliğin yatay olarak dikildiğini görürsünüz. Bunun nedeni kalçaların gömleğin etek kısmını çok fazla yanlara doğru çekmesidir. Yani o düğme deliğinin yatay olması bir hata sonucu değildir. Bu sayede kalçaların hareketi yüzünden gömleğin alt kısmının açılması önlenir. Banyo suyunuzun köpüklü olması sadece banyonuzun daha keyifli olması için değildir. Suyun üstündeki baloncuk katmanının bir görevi de yalıtım işlevi görmektir. Bu katman suyun daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar. Bereninizin üstündeki pompon oraya aksesuar olsun diye koyulmamıştır.
Bu pompon aslında denizcilerin gemilerin çok alçak olan tavanına kafalarını çarpmasını önlemek için oraya eklenmiştir. Krakerlerin üzerindeki deliklerin amacı pişirme sırasında çatlamalarını ve kırılmalarını önlemektir. Eğer bu delikler olmasaydı krakerin içinde buhar birikirdi ve krakeri içine çökertirdi. ABD'deki uygulamaya göre portakalların üstüne yapıştırılan çıkartmalardaki sayılar rastgele seçilmemektedir. Eğer sayının 4 hanesi varsa ve ilk hanesindeki rakam 3 veya 4 ise bu meyvenin geleneksel tarım teknikleri kullanılarak üretildiği anlamına gelir. 8 ile başlayan 5 haneli sayılar portakalın GDO'lu olduğu anlamına gelir. 9 ile başlayan 5 haneli sayılarsa meyvenin organik olduğu anlamına gelir. Defterlerin sayfalarındaki kenar boşlukları günün tarihini yazmak ve herhangi bir listedeki maddeleri numaralandırmak için değil, sayfanın kenarlarını korumak için oraya eklenmiştir. Eski zamanlarda fareler can sıkıcı bir sorundu ve kağıt bu hayvanların en sevdiği atıştırmalıklardan biriydi. Bu kenar boşlukları farelerin yazdıklarınızdan ısırık alması yerine boş kağıdı kemirmeleri için sayfalara eklendi. Evet, Çin yemeği sipariş ettiğinizde gelen yemeği evdeki bir tabağa aktarıyorsanız gereksiz bir şey yapıyorsunuz demektir. Tıpkı fast food restoranlarındaki kağıt sos kapları gibi kartondan yapılan Çin yemeği kutuları ideal bir tabağa dönüşecek şekilde katlanarak açılabilir. Gazlı içeceklerin şişelerinin uzun boynu şişeyi o kısımdan tutmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sayede elinizin sıcaklığı içeceğin hepsi yerine sadece şişenin üst kısmını ısıtır. Yakaların üstünde o noktaya karşılık gelecek bir düğme olmamasına rağmen neden ilik bulunur? Başlangıçta paltoların ve ceketlerin üstünde giyenin yakasını açıp boyun bölgesini sıcak tutmak için iliklere karşılık gelen düğmeler bulunurdu. Zamanla insanlar bu alışkanlıklarından vazgeçtiler ve oradaki düğmeler kaldırıldı. Ancak birçok takım elbise üreticisi işlevi olmayan bu iliği gelenek icabı hala açmaya devam ediyor. Penceredeki sinir bozucu siyah ızgara deseni yüzünden içine koyduğunuz yemeği mikrodalga fırında görmek hep zor olmuştur. Ancak bu siyah ızgara deseni zararlı mikrodalgaların fırının dışına yayılmasını önlemek için oradadır. Paraday kafesi olarak adlandırılan bu kalkan hem sizi korur hem de yemeğinizin düzgün pişmesini sağlar. Sırt çantanıza rastgele yerleştirilmiş olan karo şeklindeki parçaya spolet veya domuz burnu denir. Bu parçanın oraya koyulmuş olmasının sebebi çantaya sığmayan fazladan ekipmanı taşımak için bir ip alabilmeniz ve üstündeki aralıktan geçirerek sabitleyebilmenizdir. Ayrıca bu aralık kamp yapmaya giderken veya uzun yürüyüşlerde de çok işe yarayan bir şeydir. Golf topları kusursuz şekilde yuvarlak değildir ve üstlerinde oyuklar bulunur. Bu oyuklar sürtünmeyi azaltır ve topun havada süzülerek daha hızlı hareket etmesini sağlar. Makyaj pedlerinin iki farklı tarafının olmasının bir nedeni vardır. Engebeli taraf makyaj yapmak için kullanılırken pürüzsüz taraf makyajı silmek için kullanılır. Donut denen tatlı çöreklerin ortalarının delik olmasının nedeni iç ve dış kısımlarının eşit şekilde pişmesini sağlamaktır. Bu delikler eklenmeden önce tatlı çöreklerin dışı gevrek ancak içi genellikle yağlı ve hamur kalırdı. Apple dizüstü bilgisayarınızın şarj aletinin katlanabilen minik bacakları vardır ve bu bacaklar şarj cihazını ayakta tutmak için oraya koyulmamıştır. Burada olmalarının nedeni açıldıklarında kabloyu çevresine sarabilmenizi, ardından kabloyu sabitleyerek yerine kenetleyebilmenizi sağlamak ve kablonun karışıp dolanmasını veya hasar görmesini önlemektir. Bir gazoz şişesini incelerseniz kapağının içinde bir disk olduğunu fark edersiniz. Bu disk hem içeceğin dışarı sızmamasını sağlar hem de gazının kaçmasını önleyerek tadının yavanlaşmasını engeller. İçi oyuk olan lollipop çubuğundaki o delik şekeri yuttuğunuz bir durumda boğulmanızı önlemek için orada değildir. Aslında o delik şekeri yerine sabitlemek için oraya koyulmuştur. Şekerlemenin fazlalık kısmı içi oyuk olan tüpün içine ve o deliğe akar. Sertleştiğinde ise lollipop çubuğun üstüne sabitlenmiş olur. Eğer çubuk pürüzsüz olsaydı şekerleme üstünden kolayca kayardı. Motorcuların giydiği deri ceketlerin önündeki fermuar genellikle çapraz olur. Böyle olmasının sebebi sadece bu tarzın moda olması değildir. Dikey olarak dikilen fermuarlar motoru kullanan kişinin öne doğru eğilmesiyle önde potluk yapar. Halbuki çapraz dikilen fermuarlarda potluk olmaz. Arabanızın benzin göstergesinde bulunan küçük üçgen depo kapağının arabanın hangi tarafında olduğunu anlamanız için oradadır. Artık araba kiraladığınızda bir daha asla benzin pompasının yanlış tarafına yanaşmayacaksınız. Elektrikli süpürgelerin takılabilecek pek çok ilave parçası vardır. Ancak üstünde uzun kıllar olan parçanın ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikriniz var mı? Bu parça toz almak içindir. Özellikle çerçevelenmiş sanat eserlerini, panjurları ve abajurları temizlemek için harikadır.
Çikolata kutularının tepsilerinde bulunan o minik deliklerin aslında bir işlevi vardır. Çikolatanın yanındaki deliği ileri iterseniz ellerinizi kirletmenize gerek kalmadan şekerleme kolayca dışarı çıkar. Ne kadar iyi düşünülmüş, değil mi? Dolu bir meyve suyu kutusunu biraz sert bir şekilde tutarsanız içindeki o şekerli yapışkan sıvı her yeri batırabilir. Böyle durumlardan kaçınmak için meyve suyunun yan kısımlarındaki kulakçıkları kaldırın ve içeceğinizi tutmak için bu kulakçıkları kullanın. Bazı arabaların gösterge panelinde küçük bir kahve fincanı sembolü olur. Bu aracın uyuklama karşıtı sistemidir. Bazı üreticiler arabalarına bu uyuklama belirleyici sistemi takıyor. Bu sistem hızı, direksiyon açısını ve şeritten sapmaları inceleyerek sürücünün dinlenme zamanının gelip gelmediğini anlıyor. Dinlenme zamanı geldiyse araç birkaç ses sinyali veriyor ve kahve fincanı sembolü yanıp sönmeye başlıyor. Süpermarketlerden satın aldığınız meyve ve sebzelerdeki üretim etiketleri bir sürü bilgiyle doludur. Mesela etikette 4 haneli bir kod varsa ürün geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş demektir. Çoğu durumda bu üretim sürecinde zirai ilaçların kullanıldığı anlamına da gelir. Ürün organikse etiketinde 5 haneli bir sayı olur. Bunun ilk hanesi ise 9'dur. Genetik olarak değiştirilen ürünlerde de 5 haneli bir kod bulunur ama ilk hanede 8 rakamı olur. Şeker eskiden şeker somunları halinde satılırdı. Bunlar uzun, sert külahlar şeklinde olurdu. O zamanlar insanlar şekeri çayda kullanmaya hazır hale getirmek için önce özel bir çekiç kullanarak somunu parçalardı. Ondan sonra şekeri keserek daha küçük ve daha güzel şekilli topaklar yaparlardı. Şekeri küp halinde kesen ilk pres ise ancak 19. yüzyılın ortalarında icat edildi. Böylece ürünün saklanması ve nakliyesi kolaylaştı. Civata anahtarlarının öteki ucunda bulunan o küçük delik, tornavidayı daha fazla güçle kullanabilmenizi sağlayabilir. Bunun için delik olan ucu tornavidaya geçirmeniz yeterlidir. Bu yöntemi açının pek uygun olmadığı durumlarda da kullanabilirsiniz. Hava karardıktan sonra araba kullanıyorsanız arkanızdan gelen arabanın farları gözlerinizi alabilir. Elle ayarlanan bir dikiz aynanız varsa alt kısmındaki çıkıntıyı bulun ve ittirin. Aynada camın arkasında yansıtıcı bir malzeme bulunur. Bu çıkıntıyı ittirerek bu malzemenin açısını değiştirirsiniz ve aynadan yansıyan ışıkları kısarsınız. Çoğu dondurma kaşığı farklı renklerdedir ve bunun kaşığın görünüşüyle hiçbir alakası yoktur. Bu renkler kaşığın ölçüsünü gösterir. Bu şekilde 1 kilogram dondurma için kaç kaşık koymanız gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. Vay canına, 1 kilogramlık meyveli dondurma mı? Harika, ben de alayım. Bazı küçük tüplerin kapaklarının üst kısmında bir boşluk ve boşluğun içinde de iğne gibi küçük bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının amacı tüpün ağzını kapatan folyo etiketi delmektir. Kapağın üst kısmı tüpün ağzına tam oturur ve çıkıntı da koruyucu etiketi delmek için tasarlanmıştır. Böylece o folyoyu parmaklarınızla çıkarmak zorunda kalmazsınız. Bir ürünün ambalajında bulunan daire içine alınmış R harfi o ticari markanın resmi olarak tescil edildiği anlamına gelir. Marka tescil edildikten sonra sahibinin bu harfi tüm ürünlerine koymaya hakkı olur. Keza kendi markasını kullanmaya çalışan birini dava da edebilir. Yakıt pompalarının kulbunda genellikle küçük metal bir mandal ya da kanca olur. Bu bir tetik mekanizması kilididir. Bu şeyi pompa açık pozisyondayken kulbunu kilitlemek için kullanabilirsiniz. Sonra siz oradan uzaklaşsanız bile yakıtı pompalamaya devam edebilirsiniz. Geçmişte madeni paralar gelişigüzel şekillendirilirdi ya da bir şekilleri olmazdı. Ancak sahtekarlar bu durumu kendi lehlerine kullanmaya başladı. Paraların köşelerini yontarak madeni paraların yapıldığı değerli metali çalıyorlardı. Bu yasa dışıydı ve yuvarlak madeni paralar bu suçu engellemek için icat edildi. O andan sonra bir madeni paranın kurcalanıp kurcalanmadığını hızlıca anlamak kolay bir şey oldu. Lollipop çubuklarında bulunan o iki delik şekerlemeyi yerinde tutmaya yarar. Çubuk sıcak sıvı şerbete batırılınca şerbet deliklere akar ve katılaşır. Böylece şekeriniz çubuğa sabitlenmiş olur.